Kanal Ufa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana Haber Bülteni ile huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda 14. hitabını gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında İsrail'i sert bir dille eleştirdi. Sahne önünde güya ateşkes için uğraşanlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda 14. hitabını gerçekleştirdi. İmmat göndermeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir kez daha seslenme fırsatı bulmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 79. Genel Kurul'un ülkeler ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert ifadelerle İsrail'i eleştirdi. Erdoğan, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız diyerek seslendi. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. İnsanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları tek tek ölüyor. Buradan açık açık soruyorum. Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu? Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği ofislerini bastığı gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi? Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız, şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla nasıl durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır dedi. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de İnsanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. İsrail'in oyalama ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa dahil 27 ilde düzensiz göçmenlere ve kaçakçılık organizatörlerine karşı Kalkan 27 operasyonları yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda 84 organizatör ve 1029 göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan 27 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan 27 operasyonları yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'inin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Diğerlerinin ise adli işlemleri sürüyor. Düzensiz göçmenler geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Yerlikaya, insan kaçakçılığı yaparak ülkemize düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız devam edecek dedi. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde geri manevra yapan babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fark etmediği 4 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kuyucak mahallesinde yaşandı. İddiaya göre baba Fatih Y. traktörle geri manevra yaparken fark etmediği 4 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Y.'nin üzerinden geçti. Ağır yaralanan küçük çocuk Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lübnan'daki Hizbullah harekatı, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Mossad karargahının balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu. Hizbullah 7 Ekim'den bu yana ilk kez Tel Aviv'i hedef alırken İsrail ordusu füzenin engellendiğini belirtti. Hizbullah'la İsrail arasında tansiyon düşmüyor. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada saat 06:30'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın komuta merkezinde Kadir 1 balistik füzesiyle saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. İstihbarat teşkilatının Hizbullah komutanlarına yönelik suikastların çağrı cihazları ve telsiz patlamalarından sorumlu olduğu aktarıldı. Saldırının Gazze şeridindeki Filistin halkını ve onların direnişini desteklemek, Lübnan halkını savunmak amacıyla düzenlendiği belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana ilk kez hedef aldığı Tel Aviv'den siren sesleri yükseldiği, füzenin engellendiği aktarıldı. İsrail'in Beyrut saldırısında hedef aldığı Kubeysi'nin öldüğü doğrulandı. Hizbullah'tan gece saatlerinde yapılan açıklamada ise İsrail'in dün Beyrut'un güneyine hedef aldığı saldırıda Hizbullah komutanlarından İbrahim Kubeysi'nin hayatını kaybettiği doğrulandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in 23 Eylül pazartesi gününden bu yana Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'si çocuk, 94'ü kadın olmak üzere 569'a, yaralı sayısının ise 1835'e yükseldiği bildirildi. Öte yandan İsrail'in Beyrut'a dün düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kanalurfa Televizyonu yönetimi ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Şıldak, haber ve program stüdyolarını ziyaret ederek televizyon yayıncılığı hakkında bilgiler aldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kanalurfa Televizyonu'nu ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfalıların sesi olan Kanalurfa Televizyonu'nu ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak, 28. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı ve aynı zamanda Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru ve Kanalurfa Genel Müdürü Ferhat Özer karşıladı. Kanalurfa personelleriyle tek tek tokalaşan Şıldak çalışmalarında başarılar diledi. Kanalurfa yönetimi Vali Hasan Şıldak'ı ziyareti sırasında basın ve televizyon yayıncılığı hakkında bilgiler verdi. Yeşil nerede var? Şimdi arkasında şey var Sayın Valim. Vali Hasan Şıldak daha sonra haber stüdyolarını ziyaret ederek televizyon yayıncılığını yakından takip etti. Vardır. Mikrofonlarımıza açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, kaliteli ve objektif yayıncılıkları için Kanalurfa Televizyonu'nu tebrik ediyorum açıklamasında bulundu. Evet, Urfa'mızda basın kuruluşlarımız tabii ki çok önemli bir fonksiyonu yerine getiriyorlar. Halkımızın bilgilendirilmesi, doğru bilgiye ulaşması, bazı sorunların, ihtiyaçların dile getirilmesi noktalarında büyük bir işleve sahip. Bütün yerel basınımızın çalışmalarını ben de yakından takip ediyorum. Onlarla diyalog içerisinde çalışmaya önem veriyorum. Bugün de yerel basın kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. İlk olarak Urfa Kanalı, Kanalurfa'yı ziyaret ettik. Ben yönetim kurulu başkanı Abdurrahim Bey'e, yine Ferhat Bey'e buradaki güzel ev sahiplikleri için ve kaliteli yayıncılıkları
objektif yayıncılıkları için teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Kanal Urfa'nın genç çalışanlarına başarılar dileyen Şıldak, televizyonun Urfa'nın basın dünyasına renk katmasını diledi. Ben halkla diyaloğa, vatandaşımızın dinlenmesi, verdikleri mesajların alınmasına çok önem veren bir yaklaşım içinde çalışıyorum. Bu noktada da basın bizim aslında bir tür alıcımız oluyor. Yani o vasıtayla çok çok bilgiye ulaşıyoruz. Pek çok konuya o sayede müdahale ediyoruz. Bu itibarla ben müteşekkirim. Bütün ekibe, buradaki genç kadroya çalışmalarında başarılar diliyorum. Daha da gelişerek Urfa'nın basın dünyasına renk katmaya, değer katmaya devam etsin Kanal Urfa temennisi. 28. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı ve Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti. Kanalurfa'yı ziyaret eden Şanlıurfa Valimiz Sayın Hasan Şıldak Bey'e çok teşekkür eder. Kendilerine başarılar dilerim. Kanalurfa Televizyonu Genel Müdürü Ferhat Özer ise Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'a gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. 2 yıl bir süre oldu. Biz hep şunu söylerdik. Valiler için 2 yıl bir az süredir. Sayın Valimizin Cumhurbaşkanlığın atamasıyla ikinci dönemini burada yaşıyor. Başarılı işlere imza attı. Güzel istişarelerde bulunduk. Şanlıurfa için neler yapılır, neler yapabiliriz diye. Kendisine tekrardan memleketimize, kanalımıza hoş geldin diyorum. Konuşmaların ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kanalurfa Televizyonu yönetimine ve çalışanlarına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı. Bugün 25 Eylül. Kanalurfa ve Toru Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'nun vefatının üzerinden tam 4 yıl geçti. Ömrünü bu topraklara adadı, Şanlıurfa'nın gönlünde taht kurdu. Şanlıurfa'ya olan bağlılığıyla bilinen Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı merhum İbrahim Toru'nun bugün ölümünün 4. yıl dönümü. Bizler de Kanalurfa ailesi olarak Urfa'nın ağabeyi merhum İbrahim Toru'yu rahmet ve minnetle anıyoruz. Toru ailesine de bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Şimdi haber merkezimizdeki arkadaşlarımızın İbrahim Toru'nun anısına hazırladığı videoyu ekranlarınıza getiriyoruz. Ben sahadayım ve birçok yerde. 4 yıl. Koca 4 yıl geçti ama yokluğun hala ilk günkü kadar derin. Kalbinde taşıdığın sevgi, dostluk ve Urfa'ya olan bağlılığın bu topraklara adanmış bir ömür gibiydi. Her adımında iz bırakan, o çalışkan, azimli ve sevgi dolu insanı özlemle anıyoruz. Sen sadece bir iş insanı değildin. Sen yüreğiyle yaşayan, insanlara dokunan, yol gösteren bir büyüktün. Ailemiz, dostların ve seni tanıma şansına erişen herkes için ışık oldun. Çalışmalarınla bıraktığın miras, geleceğe umut ve ilham olmaya devam ediyor. Urfa'ya kattıkların, şehrimizin ruhunda bir ömür boyu yaşayacak. Yalnızca ailenin değil, tüm Urfa'nın kalbinde yer ettin. İnsanlara gösterdiğin yol, açtığın kapılar ve oluşturduğun fırsatlarla birçok kişinin hayatına dokundun. Yardımseverliğin ve cömertliğinle bilinirken, alçak gönüllülüğünle de hep gönüllerde taht kurdun. Senin sayende hayalleri gerçeğe dönen insanlar, şimdi senin adını yaşatmak için ellerinden geleni yapıyor. Bugün bizlere düşen senin mirasını onurlandırmak, bıraktığın değerlere sahip çıkmak ve anılarını yaşatmak. Her zaman aklımızda, kalbimizde, dualarımızda olacaksın. Seni her zaman sevgiyle, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun İbrahim Toru. Mekanın cennet, huzurun daim olsun. Bizim temelimiz, isteğimiz bu güzel vatanımız, bu güzel memleketimiz, bu güzel insanlarımıza hizmet etmek. Çünkü Üstad Said Nursi'nin güzel bir sözü vardır. Urfa taşıyla toprağıyla mübarek bir şehirdir. Ben her sabah ve akşam Urfalı'nın ölüsüne ve dirisine dua ediyorum. Dört yıl önce koronavirüs salgınına yenik düşerek hayatını kaybeden Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı merhum İbrahim Toru, ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.
Bismillahirrahmanirrahim. Kanal Urfa ve Toru Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı merhum İbrahim Toru vefatının 4. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma programına İbrahim Toru'nun kardeşleri, çocukları, akrabaları, dostları ve çalışma arkadaşları katıldı. Doğduğu ve büyüdüğü Eyyubiye ilçesi Harrankapı Aile Mezarlığı'nda merhum Toru adına aşır okundu, dualar edildi. Merhum Toru'nun mezarı başında okunan Yasin-i Şerif sonrası dualar edildi. Duygu dolu anlar yaşandı. Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru ve diğer kardeşleri kendilerini yalnız bırakmayan dost ve akrabalarına teşekkür etti. Kanal Urfa ve Toru Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı merhum İbrahim Toru için bugün Dergah Camii'nde 4. yılı dolayısıyla mevlid okutuldu. Kanal Urfa ve Toru Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı merhum İbrahim Toru için bugün Dergah Camii'sinde 4. yılı dolayısıyla mevlid okutuldu. Dergah Camii'sinde cemaatle ikindi namazı kılındı. Kılınan namazın ardından mevlid programı gerçekleştirildi. Şanlıurfa'daki televizyon kanalları tarafından canlı yayınlanan mevlitte iş insanı merhum İbrahim Toru için dualar edildi. Düzenlenen mevlit programına Toru ailesinin yanı sıra sevenleri, dostları, meslektaşlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit Toru için dua edilmesinin ardından sona erdi. Başta Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak olmak üzere birçok vatandaş merhum İbrahim Toru ile ilgili düşüncelerini Kanal Urfa mikrofonları aracılığıyla aktardı. Biz tabii kendisini tanımadık merhum İbrahim Bey. Urfa'ya çok katkıları olmuş bir iş insanı. Zaten ailecek, sevilen, hayırseverlikleriyle, insanlara el uzatmasıyla çok değerli bulunan bir aile. Biz de geldiğimiz günden beri her zaman desteklerini, yakınlıklarını gördük. Ben kendisine gani gani rahmet eylesin diyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün de ölüm yıl dönümü. Pandemi sürecinde kaybetmişiz. Basın dünyasına da yani bu kanalın oluşumuna da büyük emekler sarf etmiş bir iş dünyasının değeriydi kendisi. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine tekrar bu vesileyle başsağlığı diliyorum. Tamamen de tevafuk oldu. Bunun için de ayrıca mutlu oldum tabii ki. Öncelikle İbrahim Toru kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ben dün tweetimde de ifade etmiştim. O bir Urfa sevdalısıydı. O bir memleket aşığıydı. Onun bıraktığı eserleri Kanal Urfa ve Toru Şirketler Grubu İbrahim Toru bayrağı devraldı. İnşallah onun izinden gidilecek. Sevenlerine, Kanal Urfa ekibine ve Toru Şirketler Grubu'na sabrı cemiller diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben sadece şunu söyleyeyim. Vefatının 4. yılı fakat bizler için sanki 4 saat geçen bir zaman. Urfa'nın dört bir yanı sevenleriyle dolu. Kırmamıştı. Güzel bir kalbe, güzel insandı İbrahim Toru. Tekrardan ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Kanal Urfa ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. 4 yaşından diyorum 44 yaşına kadar. Sürekli beraberiz yani. Böyle bir deyim de var artık. Bizim hanımlar dedi ki kendi kendinize nikah kıyın ya, eve gelmeyin. Böyle bir şey de aramızda var yani. Allah rahmet etsin. 4. yılı. Kolay değil yani. Tabii bizim için de kolay değil. Ailesi için de daha çok kolay değil. Mekana cennet olsun. Allah nur içinde yatırsın inşallah. Rabbim güzel insandı. Çok efendidi. Çok hayırsever bir insandı. Herkese yardımcı oluyordu. Böyle bir insanların anısı her zaman kalır. Rabbim nur içinde yatırsın inşallah. Vallahi aslında söylenecek çok şey var da hani söyleyemiyoruz. İbrahim abi 4. senesi evriyesi. Fakat bugün Şanlıurfa'da dolaştığım zaman
sanki o bir mahalle aralarında gibi, sanki benimle sözleşmiş gibi. Yani böyle tarifi zor bir durum. Anlatamıyoruz. Aslında söylenecek bir şeyler yoktur. Az önceden bahsettiğim gibi sanki 4 yıl değil de hani sanki saatler olmuş gibi. Acısı halen aynı. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. ...2020 yılında koronavirüs nedeniyle aramızdan ayrılan İbrahim Toruk'u ölüm yıl dönümünde sevenleri unutmadı. Şanlıurfalılar Kanal Urfa mikrofonuna merhum İbrahim Toruk'u anlattı. Toruk ailesinin önde gelen isimlerinden iş insanı, aynı zamanda Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı olan merhum İbrahim Toruk, 2020 yılında geçirdiği koronavirüs hastalığı nedeniyle aramızdan ayrıldı. Aramızdan ayrılalı 4 yıl olsa da sevenleri onu asla unutmadı. Şanlıurfa'ya olan aşkı, hemşehrileriyle olan samimiyeti, Toruk'u herkesten farklı kılan bir özellikti. Bizler de bugün Şanlıurfa'nın sevilen ismi merhum İbrahim Toruk'un sevenlerine mikrofon uzatarak düşüncelerini aldık. Şanlıurfa'ya olan bağımlılığıyla bilinen saygın, alçak gönüllü, herkes tarafından sevilen Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toruk'un bugün ölüm yıl dönümü. Ölüm yıl dönümünün üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen sevenleri onu hala unutamadı. Ölüm yıl dönümü, siz neler söylüyorsunuz? Allah rahmet etsin. Büyük adam kaybetti. Urfa'nın medar iftarı bir adam. Yani Urfa'yı Urfa'lı gibi tanıyan, Urfa'yı Urfa'lı gibi tanıtıran bir adam. Kendi kendine yetiştirmiş kendini. Yani fakir bir aileden gelmiş, yoksulluk görmüş. Çok güzel bir şey vardı yani. Allah rahmet eylesin, rüşid eylesin. Allah rahmet eylesin. Güzel bir adamdı, hoş bir adamdı. Genelde cuma sabahları geldi bizim buraya. Yani bu kahvede otururdu, çay içerdi. Arkadaşlarla beraber ondan sonra giderdi. Her cuma sabahları geldi. Haftada bir sefer. Çok iyi bir insandı. Gerçekten de hayırseverdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bir şey diyemem. Allah rahmet eylesin. İyi bir adamdı. Yani buraya gelip giderdi. Allah mekanı cennet eylesin. İyi bir insandı. Yani Urfa güzel bir insan kaybetti. Allah mekanı cennet eylesin. İbrahim Toruk'u rahmetle ve minnetle anıyoruz. Allah rahmetiyle muamele etsin. İbrahim Toruk denince Urfa akla gelirdi. Urfa denince İbrahim Toruk. Çünkü Urfa'ya müthiş katkıları vardı. Urfa'ya birçok şeyler kattı. AVM'ler olsun, TV kanalı olsun. Birçok fakir fukara ile beraber hemhal oluyordu. Vefatı herkes üzdü. Allah mekanını cennet etsin. Rabbim daha güzel İbrahim Toruk'ların yetişmesini nasip etsin memleketimize. Çünkü memleketimizin İbrahim Toruk'lara ihtiyacı var. Evet, Urfa sevdalısı bir yiğit adam geçti. Buradan, Şanlıurfa'dan, Şanlıurfa sevdalısı herkesin gönlüne taht kuran güzide bir insandı. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz efendim. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde boğazında yemek kalması sonucu nefessiz kalan müşteri garsonun Hemlik manevrasıyla son anda kurtarıldı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde boğazında yemek kalması sonucu nefessiz kalan müşteri garsonun Hemlik manevrasıyla son anda kurtarıldı. Arkadaşlarının yaptığı müdahaleler yetersiz kalınca durumu fark eden garsonlardan Habib Korkmaz müşteriye Hemlik manevrasını uygulamaya başladı. Korkmaz'ın yaptığı müdahaleler sonucunda boğazında kalan yemek lokmasının çıkmasıyla müşteri yeniden nefes almaya başladı. Garsonun müdahalesiyle yeniden nefes alan müşteri çalışanlara teşekkür ederek iş yerinden ayrıldı.
Yaşanılan olayı anlatan iş yeri çalışanlarından Doğukan Yetiş, dün akşam saatlerinde müşterimiz geldi. O sırada müşterilerimizden biri yemek yerken lokması boğazında kaldı. Yanında bulunan arkadaşlarından biri müdahale etmeye çalıştı, başaramadı. Daha sonra çalışanlarımızdan Habib isimli arkadaşımız hemlik manevrasıyla müşterimizi kurtardı diye konuştu. Dün akşam saatlerinde müşterilerimiz geldi. Siparişlerini aldım, servislerini açtık, siparişlerini hazırlayıp ön verene bıraktım. O sıra müşterilerimizden biri yemeğini yerken boğazında kaldı ve haykırışlarını duydu. Yanlarındaki arkadaşlarından biri müdahale etmeye çalıştı, başaramadı. Çalışanlarımızdan Habib Bey gerekli müdahaleyi yaptı, hemlik manevrasını duydu. Ve bir sıkıntı yaşamadan müşterimizi kurtardı. Buradan tüm çalışanlara ve işletme sahiplerine de hemlik manevrasını öğrenmelerini, bilmelerini istiyoruz. Eyyubiye Belediyesi'nin hizmete açtığı Süleyman Şah Gençlik Merkezi'nde öğrenciler ücretsiz dershane hizmeti alıyor. Şanlıurfa'da gençlerin eğitim hayatlarında başarılı olması için tüm imkanlarını seferber eden Eyyubiye Belediyesi'nin Süleyman Şah Gençlik Merkezi'nde açtığı üniversite sınavlarına hazırlık kursları ilgi görüyor. Zaten derslerde söylemiştik, birçok milletin takvimi var. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un göreve başladığı 2019 yılından bu yana en büyük desteği verdiği eğitim hizmetleri sayesinde 2024 Yükseköğretim Kurumları sınavında 196 genç başarılı olarak üniversiteye yerleşti. Gençlere yönelik birçok eğitim kursunun düzenlendiği Süleyman Şah Gençlik Merkezi'nde açılan üniversiteye hazırlık kurslarındaki sınıf dersleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle uzman öğretmenler tarafından veriliyor. Mekke'den Medine'ye hicreti olan 620... Sınıf derslerinin dışında bilgisayarlı çalışma salonları ve etü salonlarında ders çalışan üniversite adayları kafeterya hizmetlerinden de ücretsiz faydalanıyor. Ders kitapları, soru bankaları ve kırtasiye malzemeleri de Eyyubiye Belediyesi tarafından karşılanan üniversite adayı gençler, sınavların yapılacağı tarihe kadar günlerinin büyük kısmını Süleyman Şah Gençlik Merkezi'nde geçiriyor. Akayaş mezunum. Burada ders anlatımlarımız bulunmakta. Bize çok yarar sağlıyor. Farklı okullardan farklı hocalarımız geliyor buraya. Bize farklı sorular, yeni nesil sorular çözdürüyorlar. Ayrıyeten etüt salonlarımız bulunmakta. Bilgisayar, internet imkanı da sağlamakta bize. Ve çok güzel ders anlatımı bulunmakta. Çok fazla... Dediğiniz gibi maddi imkanımız olmadığı için, çok fazla bulunmadığı için bu gençlik merkezleri bizim için daha... Neden fazla takvim kullanmışlar? Bu takvimlerin başlangıç... Diyetlerin kalp sağlığı üzerindeki etkisi son günlerin en çok merak edilen konularından biri olduğu kardiyoloji uzmanı Dr. Zeki Doğan, sakıncalı diyetlerin sadece kalbi değil tüm vücudu olumsuz etkilediğini belirtirken ani kalp krizine ise neden olabileceğini söyledi. Hızlı kilo vermek için uygulanan ketojenik diyet, su diyeti, şok diyeti, aralıklı oruç gibi bazı diyetler tartışma konusu haline geldi. Uzmanlar bu tür diyetlere karşı uyarılarda bulunurken Atlas Üniversitesi'nden kardiyoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Zeki Doğan diyetlerin kalp sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin önemli noktalara değindi. Diyetleri veya tek düze diyetler çok hızlı kilo vermek için uygulanan diyetler sadece kalp açısından değil genel sağlık açısından vücudun bütünlüğü açısından da sıkıntılı. Dolayısıyla hem kalp hastalarında hem kalp hastası olmayanlarda hızlı kilo vermenin bir takım sakıncaları olabileceği için bu tarz diyetlere başvurmamak lazım. Tek düze diyetlerin sadece kalp değil vücut sağlığı açısından da sakıncalı olduğunu belirten Doğan şu ifadeleri kullandı. Hızlı kilo vermek için ketojenik diyetler, su diyetleri veya hızlı şok diyetler dediğimiz diyet türleri var ve bunlar genel anlamda aynı kategoride bizim açımızdan. Ketojenik diyette protein ağırlıklı beslenen kişilerde bu sefer protein fazlalığının yaptığı
bazı sakıncalar olabilir. Kalp hastalıklarına yakalanmayı azaltmak gibi çok olumlu özellikler zaten ortaya kondu. Dolayısıyla bunlarla ilgili bizim bir şüphemiz yok. Ama bunların kullanımının doktor kontrolü ve tavsiyesinde olması gerekiyor. Kişi gidip bunu bir yerden temin edip kendine tesadüfen o anda aklına gelen bir dozu uygulaması asla kabul edilebilir bir şey değil. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.